bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi herkes sizi genel olarak internet ekipleri ağırlığı olarak tanır. İnterneti böyle tanıyorsunuz. Sosyal TRT'den sosyal medya programı ve kendi videomuzdan haftalık özetlerle birçok takipçiniz var. Ben de sizi sıkıntı bir şekilde takip ediyorum. Eksik olun. Şimdi o Otodesk Türkiye'nin düzenlemiş olduğu üretimde yeni dönemin konuşulduğu etkinliğinde siz de moderatör olarak görev aldınız. Biz de Otodesk Community olarak sizden bir röportaj yapmak isteriz. Kırmadığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Şimdi size 3-4 tane sorumuz olacak genel olarak. Öncelikle ilk sorumuz Otodesk'in öncelik ettiği 3 boyutlu yazıcı sektörünün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Otodesk kullanıcılarına tavsiyeniz nelerdir? 3 boyutlu yazıcıların bugün hayatımızdaki varlığı birazcık 90'lı yıllardaki cep telefonlarının varlığına benziyor benim gözümde. Yani o dönemde telefonlar bizi istediğimiz her yerde konuşturabildiği için çok mucizevi geliyordu ve bu bizi heyecanlanmamız için fazlasıyla yeterliydi. Çünkü telefon sektörünü adreslemişti, ona böyle bir çözüm getirmişti arayışlara. 3 boyutlu yazıcıların, hani şimdi cep telefonlarının o zamandan bugüne gelişini bir düşünelim. Nereden nereye geldiler, yapabildikleri nereye geldi, hayatımızdaki yeri nereye ulaştı. 3 boyutlu yazıcıları da birazcık böyle görüyorum. Yani şu an biz çok akla gelen, yani ilk akla gelen, çok tahmin edilebilir, öngörülebilir şeyler üzerinde kullanıyoruz bu teknolojiyi. Gelecekte nereye gidebileceğini hayal etmek gerçekten kolay değil. Örneğin bugün sunumlardan elde edindiğim kırıntılarda, daha önceden düşünmediğim ayrıntılardan birini paylaşayım örneğin. Gümrük dediğimiz şeyin ortadan kalkmasına yol açabilecek bir teknolojiden söz ediyoruz. Yani eskiden bir ürün vardı, bir ülkede bir üretici bunu imal ediyordu. Sonra bunu gemilere, kamyonlara, trenlere, uçaklara yükleyip bizim ülkemize getiriyordu. Bu gümrükte bekliyordu, bunu inceleniyordu, bilmem ne yapılıyordu ve sonrasında bir dizi zincirden sonra son kullanıcıya ulaşıyordu ya da işte kimse onun muhatabı. Şimdi bunun tamamen kalktığı, tamamen sipariş üzerine üretilen ve üretimin dağıtık olabileceği bir dünyadan söz ediyoruz. Bu bile bence bilim kurgu gibi ve bunun nereye gidebileceğine yönelik bir sürü çıkarımlar yapmak mümkün. Yani ben 3 boyutlu yazıcıların şu an çok ilkel, primitif dönemlerinde olduğunu ve bugün hiç gerçekten öngöremediğimiz şeylere evrileceğini düşünüyorum. Özellikle tabii teknolojinin ucuzlama ve yaygınlaşma trendini düşünürsek ve bu cihazların mesela bir geleneksel kağıt yazıcı yaygınlığına ulaşacağını, kullanımının kolaylaşacağını, işte mobil uygulamalarla dahi bir şeyler tasarlanabileceğini ya da tasarlanmış şeylerin özelleştirilebileceğini kolayca düşününce üretici kim olacak, tüketici kim olacak, işte türetici diye yeni ara bir form çıkacak, marka, patent, tescil, telif, bir sürü yeni kendi içerisinde yepyeni bir dünya, yepyeni bir tartışma getiriyor gibi geliyor. Yani halen o zaman daha emekleme sürecinde diyebiliriz değil mi? Tabii yani günün sonunda mesela cep telefonları bile öyle bütün bu evrimine baktığımızda, atıyorum otomobiller de öyle, bugün işte insansız otomobil diye bir şeyden söz ediyoruz. Yani bunun bir sonraki adımı ne olacak mesela vesaire. Çok büyük bir dönüşümün içerisindeyiz ve bu dönüşümde ana yeni trendlerden bir tanesi, belki Türkçe tam bir terimle kazandıramadık ama maker hareketi dediğimiz, yani insanın yaratıcılığını, bir şeyler ortaya çıkartabilme yeteneğini yeniden tetikleyen, mümkün kılan araçların çağına giriyoruz. Yani daha önceden bunların hepsi uzmanlık alanlarıydı. Sadece belirli zümrelerin elindeydi. Ya bir şey, üç boyutlu bir şey tasarlamak başlı başına bir uzmanlıktı. Bunun prototipini çıkartmak apayrı bir şeydi. Mesela bugün hepsinin aradaki bütün katmanları yıkarak basit bir sürece dönüştüğünü görüyoruz ve biz şu ana kadar yaratıcılığı olan ama bunu fiiliyata dökemeyen insanların fikirleriyle tanışacağız. Bizlerin hiç akıl edemediği şeyleri yapacak onlar ve bizlerin hiç ummadığı yerlere götürecekler. Bu anlamda Autodesk, işte 3 boyutlu yazıcılar, bu uygulamalar, hizmetler, bunların hepsi bir imkan sağlayıcı, enabler dediğimiz, mümkün kılan teknolojiler. Ama bütün bunları anlamlı hale getirecek
insanlar, yaratıcı insanlar. Bu insanlar eskiden olduğu gibi uzmanlar olmayacak. Çok daha demokratik, çok daha geniş katılımlı bir şeye dönüşecek. Teşekkürler. İkinci sorumuz, bugünkü etkinliğimizde de konusu olan üretim sektörünün geleceği hakkında Türk şirketleri ve kullanıcılarına iyi bir konuma sahip olabilmeleri için sizce neler yapmaları gerekir? Şimdi kaçınılmaz olan şey teknolojiyle entegrasyon. Yani bu eskiden nispeten tercihe bağlı bir şeydi, opsiyonel bir şeydi. Firmalar bunu tercih ederdi, tercih ederlerse biraz daha tasarruf sağlardı vesaire. Bugün gerçekten ölüm kalım tanımına denk. Yani siz ya teknolojiyi kullanarak bütün süreçlerinizi hızlandırıp, optimize edip, mükemmelleştirip, daha küçük kar marjlarıyla çalışmaya zorlanan bir endüstrinin parçası olacaksınız ya da yok olacaksınız. Çünkü rekabet artık sadece sizin coğrafyanızla kısıtlı değil. Rekabeti bütün dünya ile yapıyorsunuz. Yani bir işte perde sabiti üretiyorsanız dünyanın her tarafında bunu yapanlar var. Ve bunu yapan herkes internette basit bir aramayla karşınıza çıkıyor ve bunlar kapınıza aynen komşunuz gibi teslim edebiliyor. Yani konumuzla çok alakalı değil belki ama şöyle bir örnek vereyim. Çin'den mermer madeninden bir ton blok mermer gemiye yüklenip yola çıkıyor. Mersin limanına geldiğinde Güneydoğu Anadolu'daki madenden daha ucuza geliyor. Dolayısıyla mermer gibi bir madeni bile rekabetçi hale getirdiyse dünya bugün teknolojiyle bunu yaptı. Üretim süreçlerinde bundan muaf olduğumuzu düşünmüyorum ki çok öldürücü, tehlikeli bir rehavet bence. Firmaların ilk yapması gereken şey dolayısıyla teknolojiye uyum sağlamak. Burada çok büyük bir avantajları var çünkü yazılımlar da donanımlar da maliyet olarak sürekli düşüyor. Yani sürekli daha ulaşılabilir hale geliyor, daha kolay kullanılabilir hale geliyor, daha az uzmanlık gerektiren hale geliyor. Bu önemli. İkincisi, genelde bizim gibi ülkelerde yaşadığımız bir yanılgı, bir şeye sahip olmanın o şeyin nimetlerine sahip olmayla karıştırılması. Yani şöyle somutlaştırayım, zayıflamak için jimnastik salonuna yazılmak gibi. Bu yeterli bir ön koşul değil, yazılacaksın ve gideceksin. Dolayısıyla biz bütün yazılımları alalım, bütün donanımları alalım, bu bizim için hiçbir şey ifade etmez. Biz bunların arkasında bunları kullanacak insanları, ihtiyaçları belirleyecek insanları, bunları anlamlı çözümlere dönüştürecek uzmanları bulmalı, eğitmeli ve burada tutabilmeliyiz. Onlara uygun çalışma koşullarını sağlayabilmeliyiz. Dolayısıyla dünyaya hep nasıl daha iyi bir hale getirebilirim diye bakmalıyız. Koltuğa böyle bakmalıyız, trafik ışığına böyle bakmalıyız, işte kol alçısına böyle bakmalıyız, küpeye böyle bakmalıyız. Boyutlu tasarım ve animasyon film sektörü niçin yeterli değil? Daha doğrusu bir Amerika'daki film sektörlere kadar animasyon olarak yani Pixar, DreamWorks gibi neden başarılı olamıyoruz? Yaptığımız filmler ya da animasyonlar neden reklam filmlerinden öteye gidemiyor? Mesela yakın dönemde Kötü Kedik Şerafettin'in animasyon filmi çekildi. Mesela bir milyonlar kadar tutmadı. Ve çoğu kişinin de haberi olmadı. Niçin Türkiye'de böyle? Neyi eksik yapıyoruz? Yani çok böyle örseleyici olmamasını ümit ederek söyleyeyim. Böyle bir fıkra mıdır, anekdot mudur nedir derler yani deveye sormuşlar neren eğri diye. O da demiş neren doğru ki. Yani şimdi Türkiye'de animasyon niye şey olmuyor? Mesela şunu da sormamız lazım. İşte çok güzel otomobillerimiz var ama yollarımız niye çarık? Çukurlu. Niye otoparkımız yok falan veya mesela çok güzel eğitim binalarımız var ama çok iyi eğitmenlerimiz yok vesaire. Bazı şeylere sahip olmak onların bütün vaatlerine sahip olmayı getirmiyor. Demin de verdiğim örnekte olduğu gibi. Şimdi Amerika'da animasyon sektörü buraya geldiyse mesela Amerika'da animasyon sanatıyla uğraşan insanların yetiştiği eğitim kurumlarına kadar geriye gitmemiz lazım. Örneğin biz çocuklarımızı kalem kağıtla bir şeyler çizmek, tasarlamak, yaratmak, ona bir ruh vermek konusunda ne kadar eğitebiliyoruz? Ya da mesela siz çok güzel animasyon uygulamalarınız var, çok da güzel çiziyorsunuz, ediyorsunuz ama kötü bir senaryonuz var. Yani film gibi
dünyanın en zeki insanlarının her alanda bir araya geldiği ve dünyanın en bol keseden bütçelerinin harcandığı bir alanda bu kadar kısa bir geçmişle bir ülkenin rekabetçi olmasını beklemek bence çok iyi niyetli değil. Çok büyük bir şey çünkü o. Yani biz henüz daha yüzmeyi öğrenmişken Manş Denizi'ni geçmeye çalışıyoruz. Çalışmalı mıyız? Evet. Yani asla hayır değil bunun cevabı. O meşhur anekdotta olduğu gibi gidemesek de yolunda ölürüz yani. Mesele yola çıkmak çünkü. Ama en büyük avantajımız deminki örnekte de söylediğim gibi yani eskiden bir animasyon stüdyosu kurmak için gereken maliyet bugünle kıyas götürmez. Eskiden onun için gereken yazılım donanım bugün çok daha düşük maliyette. Bugün çok daha demokratikleşmiş durumda yaratıcılık teknolojinin araçlarıyla. Buna ne kadar fazla insan girerse, bunun muhatabı ne kadar buraya sahip çıkarsa izleyici adına işte veya yayıncı adına burada o kadar yeşerecektir. Ama bütün bunların bir sistem olduğunu unutmayalım. Yani biz mesela işte yeni yürümeyi öğrenmiş çocuğa aman dur dikkat et, aman düşersin, aman çarparsın dediğimizde o çocuğun ileride bir uzun atlama şampiyonu olmasını engelliyoruz. Çünkü kafasını her hareketin kafasını gözünü yaracağı bir şeye dönüşeceğini kodluyoruz. İşte animatörü nasıl yetiştiriyoruz onu düşünelim. Yani biz çocuklarımızı geleceğin Pixar şef tasarımcısı olacak şekilde mi yetiştiriyoruz yoksa başka bir algıyla mı bakıyoruz? Bunu düşünmek lazım.